Selam ballı çörekler, selam. Bugün başlıkta gördüğünüz üzere unsuz ekmek yapacağız. Unsuz ekmek nasıl yapılır diye ben şöyle bir düşündüm. Hatta bizim Elyam dedi ki unsuz ekmek yapalım dedi. Ben dedim ki unsuz ekmek nasıl olur dedim. Ondan sonra da bak şöyle şöyle yaparız diye anlattı. Şimdi sıra Gönül Hanım'da. Gönül Hanım size anlatacak unsuz ekmek nasıl yapılıyor. Unumuz yok ama nohutumuz var. Nohutla yapacağız arkadaşlar. Malzemeleri sayıyorum. Şimdi nohut var, yoğurt var. Ha, uyumlu oldu ha. Nohut var, yoğurt var. Zeytinyağı var, toz var, kabartma tozu var. Bir çörek otumuz var. Bir de iki farklı çeşit yapacağımız için birini köreli yapacağız. Bir de yumurtalarımız var tabii ki. İki adet de yumurta var. Şimdi daha önce hiç denemedik. Biz de sizinle beraber deneyeceğiz arkadaşlar. Nasıl olmazsa şey sövmeyin. Aynen, nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Nohutlarımı daha önceden haşladım ama böyle şey gibi oldu. Pamuk gibi bak. Yeniyorum, bir tane versene. Çok severim nohutu. Tam pişmiş. Çok güzel pişti. Çok güzel olmuş. Bu nezik ya bunu sadece. Düdüklü de herhalde 2 saat pişirdim yani. Bunu böyle yiyelim mi? Suyunu da bakın süzmedim. Çünkü kek hamuru gibi olacak. Hemen başlayalım isterseniz. O zaman malzemelerimizi koyuyoruz. Nohut varan 1. Zeytinyağı varan 2. Yoğurt varan 3. Ardından yumurta. Evet, 2 adet yumurta. Blup. Düştü. Köpürürsün blup blup. Burası Fight Club. Burası Merkez Fight Club. Evet, yaklaşık şöyle bir tatlı kaşığı oranında. İki tane attın o. O bıçak kaşığı. He. Evet. O yüzden şimdi bir de kabartma tozu koyuyoruz arkadaşlar. Bildiğin kek gibi olacak o zaman. Arkadaşlar şimdi bu karışık. Çörek otu evet. Hemen formuyor. Evet. İlk önce bu karışımı bir iyice karıştırıyoruz. Bunu ben karıştırabilir miyim? Tabii ki. Şöyle güzelce bir karıştırayım. Sonra bunu blenderla çekeceğiz. Evet. Görüntüsü çok kötü. Yani biraz sanki böyle bir şey gibi oldu. Kusmuk. Kusmuk. Evet. Deniz'in kusmuk. Biraz da şeye benzedi ha. Buldum. Humus. Nohuttan. Humus. Humus. Evet, ben mesela humusu pek sevmem. Yani şöyle ki damak tadım uymuyor arkadaşlar. Sizin oralarda humus yapılıyor mu, seviyor musunuz? Nasıl yapılıyor? Aşağıda yazın bakalım, bizimle paylaşın arkadaşlar. Bekliyorum. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi gerçekten tam bir kek hamuru gibi oldu. Biraz daha sıvı oldu. Evet, şimdi çörek otunu koyuyoruz. Çok da basit ya. Eğer lezzetli bir şey olursa düşünsenize. Maradamadan ekmek yapıyorsun ya. Evet, lezzetli olursa her sabah böyle yaparsın aşkım. Her sabah mı? Nohutun kilosu kaç para sen biliyor musun? Kaç para? 32. 32 liraya almıştık evet. Evet, gördüğünüz gibi pişmemiş hali bu arkadaşlar. Bakın ne kadar küçücüklerdi, büyüdüler, kocaman oldular, bu kadar oldular. Bu arada... Solarken dirip dinim şey mi? Neyse. Evet arkadaşlar, bu arada az önce görmüş olduğunuz kuru nohutlardan ekmek yapacağız. Bildiğiniz şu mayalı ekmek. Evet, şimdi borcamızı yağlıyoruz arkadaşlar. İsterseniz siz yağlı kağıtta kullanabilirsiniz. Evet, ilk hazırladığımız harcımızı döküyoruz. Şimdi normal kek yaparken şey yapıyoruz ya, böyle vurup vurup içindeki... Ne yapıyorsun? Hava kabarcıkları çıkarıyoruz. Şimdi gözüme çörek otu az geldi. Şöyle en azından görsel olarak daha güzel görünmesi için. Birazcık daha. Bence bir şey diyeyim, çok güzel olacak ya. Hadi bakalım, vallahi çok merak ediyorum. Hadi ya. Hadi bakalım, deme takalım. Çünkü çok da basit. Önceden ısıttığımız fırına verdik. Yerleştirin kom. Evet. Altlı üstlü 180 derecede pişiriyoruz. Üstü kızarana kadar diyelim, çünkü her fırın aynı değildir. Dakika vermiyorum arkadaşlar, kontrol ediyoruz. Kek pişirir gibi. Şimdi diğer tarifimize geçiyoruz. Tek farkı birebir diğerinin aynısı, sadece içine köri sosu koyacağız arkadaşlar. Ay, köri oldum. Köri oldum. Köri oldum. Köri oldum. Şimdi içine şöyle bir çay kaşığı. Evet. Körülü ekmek nasıl olacak bakalım, merak ediyorum.
Köri soslu tavuğu severim ben ama körili ekmeği hayatımda ilk defa yedim. Yani var ya düşünsem hiç aklıma yani ekmeğe... Bu Elin'in aklına geldi değil mi? Normalde böyle yok bir şey yoktu. Öyle mi? Elin dedi değil mi? Körili olsun diye. Sen köriyi çok mu seviyorsun? Bence ne bileyim yakışmaz gibi geliyor bana ya. Fransız. Biz bilmeyiz Fransız. Biz Turkish. Biz... Sen de uzaylı mısın, Fransız mısın anlamadım ki kardeşim. Şöyle yağlayalım yine tepsimizi. Körümüzü yedirdik. Diğer ekmeğimiz de pişmek üzere. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak arkadaşlar. Olacak. Güzel olacak. Her şey güzel olacak. Evet yine böyle birkaç kere vurduk. Bunu susamlı yapalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi diğer ekmeğimiz pişince bunu atacağız. Olacak mı ya? Hadi videonun buraya kadar kısmını izlediniz. Hadi olacak ya da olmayacak diye tahminle bulun. Bakalım bir de videonun sonunda yanılmışım ya da olmayacak. Evet videonun sonuna gelmeden şimdi videoyu bir durdurun arkadaşlar. Alta yazın. Sizce bu tarif başarılı oldu mu, olmadı mı? Ondan sonra da videoya tekrar devam edin. Bence var ya olmayacak bu ekmek. Dur. Aşkım, bence sanki biraz sıvı oldu var ya, o şey vardı ya, nohutun kendi suyu vardı ya, bence onu süzecektik ya. Ya bana da öyle geldi. Yani kek kıvamından birazcık sıvı oldu gibi. Bayağı sıvı, bence olmayacak. Ama şöyle, şimdi fırının ilk önce o suyu buharlaştıracak, ondan sonra zaten... Tamam işte buharlaşmaz yani, çok bence olmayacak. Mis gibi kokuyor, koku geliyor. Acaba nasıl oluyor? Tadını çok merak ediyorum. Acaba gerçekten oldu mu ekmek? Kokusu güzel, görüntüsü güzel. Bakacağız artık. Yorumlarında hepsini okuyacağım bakalım. Gerçekten bilenler var mı? Olur mu, olmaz mı? Şu anda yağ gibi kaydı gitti. Şöyle ortadan alalım. Tam ortadan en kolay çıkabilecek yerinden bakalım. Şöyle bir bakıyoruz ilk önce. Sanki içi tam pişmedi gibi mi? Biraz pişmedi gibi. Üstü tamamen pişti. Gördüğünüz gibi hatta şöyle kabuk olarak kalkıyor. Mangabul gibi. Aşkım yanarsın. Yanarsın. Ağlarsın. Merak ediyorum. Hiçbir alakası yok bunun. Ya bakayım. Kek gibi olmamış. Ne olmuş? Direkt ağzımda dağıldı. Daha yine yediğim şey vardı ya, nohut. Onun sıcak hali bu. Ya lezzet olarak çok güzel ama ekmek olmadı. Hatta ben bir daha altını çevirmek istiyorum. Acaba pişmedi mi diye. Ama yok pişmiş. Yani birazcık daha pişebilirmiş ama üstü pişti yani. Şimdi hemen buna bakalım. Köri yakışmış. Ağzın yanında daha büyük parçayı aldın. Sana vereceğim. Kendine küçük parçayı aldın. Sabahtan beri aa diyeceğim. Bana kocaman parçayı... Ya sen var ya şeytan. Ya tadı güzel bak. Tadında hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten. Cemil, ikisinin de tadı çok güzel. Çayın da çok güzel olur. Bence de bak çayın yanında... Böyle tabağa böyle iki dilim koyulup çatalla yenilebilir. Evet. Mesela şöyle, bunun yanına biraz patates salatası koyacaksın. Bir bundan alacaksın, bir patates salatasını. Hayır, bence patates salatası değil. Madem ki nohutla yaptık bunu, yanına normal yeşil salata yapalım. He, semizo. He, bak çok güzel olur yoğurtlu. Aynen öyle, dengeler. Gerçekten çok güzel olur ama hakikaten yapabilirsiniz arkadaşlar. Hem çok basit hem de çok az malzemeyle gördüğünüz gibi. Şartlı oldu hani ekmek böyle olacak ekmek falan. Böyle puf olacağını zannettik. Öyle olmadı. Şöyle de. Görüntü olarak benziyor. Nohutları haşladık ya hani onun suyunu da karıştırdık. Acaba o suyunu süsleyip sadece nohutla yapsaydık böyle olmaz mıydı? Belki de. Ben dedim ya. Evet. Suyunu süsseydik belki de daha böyle katı bir form evet, olurdu. Daha kek o zaman olurdu. Ekmek gibi olurdu. Siz yaparsanız arkadaşlar yorumlara da bekliyoruz. Eğer bunu yaparsanız böyle de yapabilirsiniz. Bak bu da mükemmel. Bir de bunun suyunu süzdükten sonra yaparsanız bize de yazarsanız biz de yorumlardan sizin sayenizde öğrenmiş oluruz. Bence ben güzel oldu. 10 üzerinden 7 veriyorum lezzet olarak. Görüntü olarak da mükemmel. Bence böyle
hani böyle hani gün tabağı diye bir şey var ya. İşte bir yerde patates kremasını, Rus salatası, bunlar. Bu bence gayet güzel olabilir. Sizlere de mükemmel bir sunumluk olsun. Aynen. Köri de çok güzel oldu. O yüzden like atmayı unutmayın, yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Gerçekten hem de çok besleyici olduğu için çocuklarınıza da güzel bir şekilde verebilirsiniz. Hoşçakalın. Arkadaşlar siz de deneyin, tamam mı?